Konuşmalarını yapmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mukim Öztekin'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, İslam Kalkınma Bankası'nın değerli başkanı, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen İstanbul Finans Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu tür faaliyetlerin ülkemizin finans sektörünün ve reel sektörün gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Burada sunulacak görüşlerin özellikle içinden çıkılmaya çalışılan krizin ve ona bağlı sorunların aşılmasını sağlayacak ortak aklın oluşumunu besleyeceğini düşünüyorum. Değerli konuklar, finansal aracı kurumlar ülke ekonomilerinin temel taşlarındandır. Finans sektöründe sağlanan gelişmelerin ülke ekonomisinin gelişimine nedenli katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu kurumların firmaların dışsal fon sağlamasında etkin bir rol oynaması sebebiyle finans sektöründe meydana gelecek kırılganlıkların reel ekonomiye ciddi negatif etkileri olmaktadır. Yaşanan son krizler hem getirisi hem de toplumsal maliyeti açısından finans sektörünün ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan son finansal krizin özellikle Avrupa kıtasında salt ekonomik sonuçlar doğurmakla kalmadığını, bilakis krizin siyasi ve toplumsal boyutta yansımaları olduğu görülmüştür. Buna ilaveten finans sektöründe yaşanan sorunlar, ulusal sınırları aşan maliyetleri de beraberinde getirmektedirler. Finans sektörünün iyi işliyor olması için sektörün kamusal düzenleme ve denetlemeye tabi olması genel kabul gören bir görüştür. Bu durumda ekonomi açısından hayati bir önem arz eden finans sektörünü sağlıklı kılmak ve sağlığını muhafaza etmek BDDK ve benzeri kurumların varlığı için önemli bir motivasyon oluşturmaktadır. 2007 yılında Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak başlayan ve hala devam eden hem maliyet hem de coğrafya anlamında büyük bir finansal kriz yaşanmaktadır. Bu süreçte sadece krizin temel aktörü konumunda olan ABD ve ABD'nin Avrupa Birliği'nin vatandaşları değil, dünyanın pek çok bölgesinde yaşayan insanlar bu büyük krizin maliyetine az ya da çok katlanmaktadırlar. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman krizin merkezleri konumunda olan ülkelere yönelik risk beklentilerinde en azından kısa vadede kayda değer bir iyimserlik belirtisi görünmemektedir. Genel olarak düzenleme ve denetlemede gösterilen eksiklikler, tercihlerin çarpıtılması ve aşırı borçlanma olarak sayabileceğimiz üç ana faktör, bu uzun ve nerede biteceğini tam olarak kestiremediğimiz finansal krizin sebebi olarak gösterilmektedir. Bizim son kriz tecrübesinden çıkardığımız ana sonuç, asıl meselenin bankacılık sektörünü az ya da çok düzenlemeye tabi tutmanın değil, en etkin düzenlemenin nasıl olacağıdır. Başka bir ifadeyle denetim ve gözetimin kalitesinin arttırılmasından, regülasyonun genişlemesinin mutlak bir gereklilik olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Dünyanın birçok ülkesinde bankacılık sektörünün yoğun devlet müdahalesine maruz kalan sektörlerden birisi olduğu görülmektedir. Regülasyon alanının genişletilmiş olmasının krizleri körüklediği yönündeki görüşleri de dikkate almamız gerekmektedir. Değerli konuklar, malumunuz olduğu üzere 90'lı yılların ikinci yarısında Türk bankacılık sektörünün sağlığında önemli derecede bozulma yaşanmıştır. Sektörün sorunlarına kalıcı olarak çözüm getirilmesi yolunda kurumsal değişiklikler hayata geçirilmiştir. Öne çıkan yeniliklerden birisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu adı altında bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici otoritenin kurulması oluşturmuştur. 2000'li yıllarda ülkemizde oluşan ekonomik ve siyasi istikrar, bankacılık sektöründe geliştirilen kurumsal yeniden yapılanmanın kalıcı olmasını sağlayıp, belli bir olgunluk derecesine ulaştırmıştır. Makroekonomik istikrar bankacılık sektörünün gelişmesinde en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu nedenle kısa vadeli hedefler yerine finansal ve makroekonomik istikrar gibi uzun vadeli hedefler gözetmek
bankacılık sektörü için daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bankacılık sektörüne ilişkin fırsatlar ve potansiyel riskler konusunda birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Bankacılık sektörünün büyüme ve karlılık potansiyelini sektöre yönelik en önemli fırsat olarak ifade edebiliriz. Son 10 yıla baktığımızda bankacılık sektörü yıllık bazda ortalama %10,5 civarında reel bir büyüme kaydetmiştir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de benzeri bir büyüme trendi izlemesi kuvvetle muhtemeldir. Sektörün büyümesi var olan kuruluşlarla, sektöre yeni girişlerle ve her ikisiyle birlikte gerçekleşebilecektir. Ekonomimizdeki üretim konusunda yapısal sorun olarak görülen bazı eksikliklerin telafisi yolunda oluşturulan yeni teşvik sistemi kapsamında hayata geçecek yatırımların sektörümüze direkt ve dolaylı katkılar sağlamasını bekliyoruz. Bankacılık sektörümüzde yeni ürünlerin ortaya çıkma potansiyelinde vardığından bahsedebiliriz. Son zamanlarda altın hesabı kapsamında yapılan faaliyetleri bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. İlaveten sukuk ve benzeri faiz uygulaması dışı enstrümanların da sektörümüzde büyümeye katkı yapabileceğini belirtmeliyiz. Bu çerçevede katılım bankacılığın sektör içindeki payının önümüzdeki süreçte daha da yükselmesi olasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde bankacılık sektöründe değişiklik problemlerin devam etmesi, sağlığını pekiştirerek sürdüren sektörümüzü nispi olarak cezbedici kılmaktadır. Nispi olarak avantajlı olan kuruluşlarımız için uluslararası boyut kazanma imkanlarının da oluştuğuna işaret etmeliyiz. Ülkemizde son dönemde sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar birlikteliği sektörümüze olan güveni pekiştirmiştir. 2023 yılı için milli gelir hedefinin 2 trilyon ABD dolar olarak belirlenmesi sektörün yüksek bir büyüme performansı sergilemesi beklentisini kuvvetlendirmektedir. Sektörümüze yönelik potansiyel risk kaynakları konusunda birkaç hususa dikkat çekmek isterim. Yakın gelecekte sektörün gelişiminde sorun yaratacak iç piyasa kaynaklı büyük bir risk unsuru görmüyoruz. Ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamanın kalıcı olmayacağı düşüncesindeyiz. Bunun yanında dış risklerin özellikle reel ekonomi üzerinden sektörümüzün gelişimine yönelik olumsuzluk yaratma potansiyelinde farkındayız. Sektörün büyümesiyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus da gizli risklerin birikmesini engellemektir. Her krizin öncesinde ortaya çıkan riskler bu defa başka yaklaşım ile göz ardı edilebilmektedir. Sektörün şeffaflığı, etkin ve risk odaklı denetim tedbirleri, farkında olmadığımız riskleri kontrol altında tutmada öncelikli politika araçları olacaktır. Sektörün önümüzdeki süreçte nasıl ve ne kadar büyüyeceği sadece ve sadece kendi dinamiklerine bağlı bulunmamaktadır. Kamu politikalarındaki gelişmeler bankacılık sektörü üzerinde görünür sonuçlar doğurabilmektedir. 2000 yılları öncesi uygulanan makroekonomik politikalar sektörümüzde ciddi riskler yarattığı gibi 2000'li yıllar sonrası uygulanan politikalar da sektörümüzün gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da müşteriler ile ilişkilerde şeffaf olmak ve müşterinin bilgi sahibi olma hakkına riayet etmektir. Şeffaf olmayan masraf ve ücret uygulamaları bir hukuki risk ortaya çıkarmakta ve ileride bankaların karlılığını azaltma potansiyelini barındırmaktadır. Bu riskten kaçınmak için bankalarımızın ücret uygulamalarını basitleştirmelerinin ve karmaşık fiyatlama davranışlarından uzak durmalarının yararlı olacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak bu zirvenin ülke finans sisteminin gelişimine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Öztekin'e teşekkür ediyoruz.